Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir saç boyama videosu var ama bu sefer sarı dip boyası değil de ombre yapacağız. Ombreye dönmek istiyorum çünkü bakın şu dip 2,5 haftada oluştu. Yani neredeyse 1 santim dibim çıktı. Ve 2 haftada bir saç boyamak saçı çok yoruyor. Saçla beraber sizi de çok yoruyor. Artık hani ben de sıkıldım. Ve son zamanlarda şu bebek saçlarımda kopmalar meydana geldi. Ve öncesinde saçım yanık bir saçtı benim. Onu toparladım, bu hale getirdim. O yüzden şu görüntü beni çok korkuttu. Bu da biraz aslında benim biraz ara vermemi sürükleyen faktör oldu. Böyle yani kış ayını biraz detoks yaparak geçireceğim. O yüzden diplerimi koyulaştıracağım. Uçlarımı da biraz daha soğutmak istiyorum. Bakın şuralar sıcak mesela. Oralar biraz daha soğusun. Uçları şu an böyle saçma sapan duruyor. Çünkü dün tepemde toplamıştım saçları böyle dolayıp. Ve öyle uyumuşum. Şimdi uyandım, saçımı taradım. Ve saçlarım da yağlı olduğu için girişeyim dedim. Şu an girişmenin tam zamanı. Ve evde ne boya bulduysam hepsini şu an önüme serdim. Ne var, ne vardı evde? 7.1 vardı. Zaten 7.1 önceden kullanmıştım. Kendi dibime çok yakın bir renk. O yüzden kendi dibimi biraz daha böyle iç kısımlara aktaracağım. 7.1 var evde. 7.77 var. Çok çok az, biraz karıştıracağım içine. Çünkü biraz kızıl pigmente ihtiyacım var. Diplerim çok açık olduğu için yeşerebilir. Bu aklınızda bulunsun. Gri var evde biraz, şu kadar kalmış. Onu da cila yapıp uçlarıma getiririm. Konuşamadım. Ve mavi siyahım var, zaten hep evde vardı. Bir de 12.1'im var. 12.1 ile griyi cila yapacağım. Mavi siyah 7.1 ve 7.77'yi karıştıracağım. Bu dediğim gibi kızıl pigment. Bu mavi siyah bize grilik verecek olan ve bu da ana rengimiz. Ana rengimiz 7.1. Şimdi iki farklı kap getirdim. Çünkü ne olur ne olmaz. İki de fırçam var. Bir tane de klibim var. Şimdi nasıl ilerleyeceğiz onu size bir anlatayım. İnternette çok fazla şey yok. Hatta yani ombre, yani böyle sarıdan ombreye yapan insan sayısı az. Genelde koyu olup ombre yapanlar var. Ama sarıdan ombreye geçen çok az. O yüzden genelde videolar İngilizceydi. İzlediğim videolar. Burada kahküllerim. Yani böyle bu ön kısımlarımı çok fazla değdirmemeyi planlıyorum. Daha çok aşağılarda olsun. Uf, kıyamıyorum da bir yandan ya. Neyse. Şimdi bunu ayırıyorum bu şekilde. Size kısaca anlatayım nasıl yapacağımızı. Şöyle şöyle boyamayacağız yani. Şuraya boya sürdük, sonra buraya böyle aktardık, buraya sürdük değil de şöyle şöyle gideceğiz. Böyle yan yan. Anlatabildim mi? Ve gittikçe de aşağılara çekeceğiz boyayı. Öyle anlatıyorlar. Şimdi 7.1 alıyorum. Yan kapağını açtım, böyle simsiyah çıkınca bir ne oluyor yani. Ve bu oldukça yeşil duruyor. Acaba mavi siyah hiç koymasam mı ya? Koymayalım bence. En kötü cila yapalım. Mavi siyahı unutun. Biz içine çok az 7.77 koyalım ki şey olmasın. Yeşil olmasın. Şimdi önce yarım başlayalım o zaman. Şöyle yarısını sıktım. Sonra
7.77'ye koyacağım. Bundan da bir nohut tanesi kadar. Şöyle şu kadar. Tamam, bir çimcik koyayım. Mavi siyahtan ha. Şu kadar. Varla yok arası bir şey bu. Peki ne unuttuk? Oksidan. Oksidanımı getireyim hemen. Karıştıralım bakalım. Şu dilime çok az uyguluyorum. Ve sonra ön kısma geçiyoruz. Böyle ayırıyoruz. Alıyoruz boyayı. Ve buraya geldikçe aşağı iniyoruz. Evet, gördüğünüz gibi uyguladım. Şimdi yıkayacağım. Çekemedim çünkü kameranın şarjı dolmadı. Şimdi uyguladım ve yıkayacağım. Sonrasında tekrar geri geleceğim. Çünkü buraları da biraz küllü yaparım diye düşünüyorum. Evet, şimdi biraz bakın şu şekilde oldu. Bence güzel oldu. Özellikle burayı dahil etmediğim için önden hala
sarışın gibiyim. Ama buralarda bakın böyle çok güzel şey gibi oldu. Balyajlı gibi. Görüyor musunuz? Çok beğendim. Ama bununla kalmayacak tabii ki. Şöyle bir tarayayım. Bakar mısınız? Görüyor musunuz bu rengi? İşte tam istediğimiz buydu. Balyajlı gibi durmasıydı. Bakın. Bayağı güzel oldu bence. Ama şey yapacağız. Yine de uçlarımı biraz soğutmak istiyorum. Üşüdüğüm için üzerime bunu giydim. Şimdi tekrar başa dönüyoruz. 12-1 var burada biraz. Onu tamamen boşaltacağım buraya. Bir de 30'luk oksidan koyalım. Şimdi yıkayacağım. Az önce çıktım duştan ve size saçı göstermek istiyorum. Çok belli olmuyor dibimize koyulduğumuz. Şu anda biraz makyajsız olduğum için soluk görünüyorum, farkındayım. O yüzden hazırlanacağım. O zamana kadar saçım da iyice kurumuş olur. Şu an tam kuru değil. Bakar mısınız? Hiç bir turunculuk yok. Evet. Makyaj da yaptım. Saçımı da biraz şekillendirdim. Gördüğünüz üzere. Ve hala bayağı sarışın duruyorum. Yani aslında çok da ne diyeyim, çok da böyle aman aman bir değişiklik olmadı. Kontürümü yamuk mu yapmışım? Burun kontürümü galiba. Neyse. Ben sevdim ya. Bakın. Ama öndeki tutamlara dahil etmediğim için hala sapsarı gözüküyorum. Birkaç ayda bu şekilde devam eder. Ta ki şu dibim biraz daha aşağılara inene kadar. O aşağılara indikçe de dilersem paket atabilirim. Ama şimdilik böyle. Şu anda tepemde çok sarı bir ışık var. O yüzden az öncekinden daha turuncu gözüküyor olabilir ama asla turuncu değil. Bakın. Zerre turunculuk, yeşerme, mavilik, değişiklik, tuhaflık yok. Şu an bozuldu saçım be. Ne güzel yapmıştım. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Ben bayağı beğendim. Artık bir detoks sürecine girmiş bulunmaktayım. Bu da demek oluyor ki belki bir süre saç boyama videosu gelmeyebilir. Ama onun dışında çok güzel fikirlerim var. Saç keratin bakım seti aldım. Saçıma keratin bakımı yapacağım. Ve kalıcı düzüleştirme yapacağım. Onu bekliyorum. Ama bunun için biraz saçımı koyultmak istiyordum.
Güzel oldu bence. Benim hoşuma gitti. Kaşlarımı bu arada boyamadım. Çünkü zaten kendi rengine dönmüştü. O yüzden şimdi bu dibimdeki renkle çok güzel oldu. Yüzüm daha bir boyutlandığını düşünüyorum. Her şey daha bir oturmuş duruyor bence. Böyle. Beğendim. Kendime de bakmaktan buraya size bakamadım. Ama hoşuma gitti ya. Şimdi uzun bir süre saçım bir dinlenir. Kendine gelir. Hazır uzamaya da başlamışken ve gürleşmeye de başlamışken bakar mısınız? Hiç inanır mıydınız? O yanık saçların boyamaya rağmen böyle iyileşeceğine ben de inanmazdım. Ama oldu. Demek ki zaman gerçekten her şeyin ilacı deyip saçmalayayım biraz. Yok. Keyfim yerinde. Saçlarım şu an istediğim gibi. Eğer beğendiyseniz, bana yakıştırdıysanız lütfen beğene basarak bana bunu gösterin. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Öpüyorum sizi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bir sonraki videoda tekrar gelirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.